Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bir hadis sohbeti programında daha beraberiz. İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Yakin ve tevekkül kısmı. Sıradaki ayet-i kerimede böyle kısa kısa İmam Nevevi ayetler koymuş. Çok önemli bir konu olduğu için, müminin bilincini, hayata bakış açısını yansıttığı için, eğer yakin ve tevekkül oluşmuyorsa o zaman bu atmosfere girememişiz demektir. İddia ettiğimiz imanın sonuçlarını, mahsullerini yaşamaya başlamamışız henüz daha demektir. Meyve vermeye başlamamış gibi. Dolayısıyla imanın teslimiyete döndüğü süreçte, tevekküle döndüğü süreçte kulun hayata bakış açısı artık gündelik olayları, haftalık, aylık, yıllık ve ömürlük olayları, düşünce yaklaşımı değişir. Artık bütün denklemlerin merkezinde Allah Azze ve Celle vardır. Ve hayatı tamamen sınav odaklı olarak okuyabilmektedir. Ve gelip geçen bir düşünce üzere bir yolcu psikolojisine bürünebilir. Gayesi ve hedefleri kısa döngüler içerisindeki dünya boyutunda elden bir gün gelip kaybolup giden şeyler değil, mutlak gelecekteki sonsuz beklentilerdir. Bu bir kişilik farklılaşması, bu insanın özüne dönmesi, sonsuz beklentiye dair yaratılışını içinde uyandırması, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana hepimizin peşinde koştuğu bu mutlak ilahi vaadin bir parçası olması demektir. Bu düşünceye, bu yaklaşıma henüz uyanamamış, çıkamamış, gafletin içerisinde kalmış kimselerin İmanları ile tevekkül arasındaki zincir henüz daha kopuk demektir. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَاِذَا عَزَمْتَ azmettiğinde فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ artık Allah'a güvenmelisin. فَاِذَا عَزَمْتَ yani karar verdin. Artık bunu böyle yapalım dedin. Ama bu bir süreç gerektiriyor. Yani azmedebilmemiz için bir konuyu öyle mi yapalım, böyle mi yapalım diyebilmek için o konuya dair bilgi sahibi olmamız lazım. Bilgi olmadan karar böyle tabirimi caiz görün gençlerin dediği gibi atmak gibi olur. Yani rastgelelik. Bilmiyor. Neticede bilmediği soruyla karşılaşınca şıkları elemeye, şıkları düşürmeye çalışır ki attığının isabet oranı yüksek olsun. İkiye düşürebilirsek ki hocaların tavsiyesi odur. İkiye düşürdüğünüzde ancak atın. Çünkü şıklar üç sayıdaysa daha fazla eleyemiyorsanız atmak tehlikeli. İsabet oranı çok düşük. Azmetmek demek, bir konuda karar vermek demek, o konuya dair bu ön hazırlığı yaşamak demek. Biz sınavda değiliz. Bilgiyle olan erişimimizin arası kapalı değil. O anlamda sınavda değiliz diyorum yani dünyadaki sınavlar gibi. Bizim bulunduğumuz sınavda bilgi beleş. Cenab-ı Hak kopyeyi kendisi vahiy ile indiriyor. Ne soracağını, ne söyleyeceğimizi, ne beklediğini, hayattan okuduğumuz gerçekleri iyice pekiştirmek üzere bir de vahiy ile ayrıca anlatıyor. قُلْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي Rabbimizden bir beyine üzereyiz. Yaratılışımızda, fıtratımızda gözlem yapan, gören, akleden, ayetleri anlamlandıran bir yaratılışımız zaten var. Bir de üstüne ve atani rahmeten min indihi. Bir de üstüne Allah Azze ve Celle rahmet edip ekstradan bu malumatı ayrıca göndermiş. Bu neye benzer? Öğrenciye sınav öncesi hocası iyice öğretmiş, kavratmış. Bir de sınav esnasında gelip demiş ki birinci sorunun cevabı çocuklar şu. İkinci sorunun cevabı da bu. Üçüncü aman ha yanlış yapmayın. Sadece özellikle yanlış yapmak isteyenler böyle bir sınavdan kötü puan alırlar. İşte Allah Azze ve Celle'nin bizi sınadığı bu dünya sınavından da sadece özellikle kötü puan almak isteyenler kötü puan alırlar. Çünkü Cenab-ı Hak
sınavın içerisinde de vahiy öncesinde de bize ayetlerini okuyacak bir fıtrat nasip etmiş. Vahiy ile de birlikte bunu ayrıca ifade edip pekiştirmiştir. O yüzden bütün vahiy örneklerini Cenab-ı Hak ekstra bir rahmet olarak tarif eder. Hazreti Peygamberi bile وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً Biz seni ancak rahmet olarak gönderdik. Yaratan kudretin hayatta gördüğümüz her türlü azametini ve büyüklüğünü akleden yanınız ile eşleşen ilahi vahyin hitabı tam bir mutabakat sağlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kuluna bilgiyi apaçık eylemiş, doğru karar alması, doğru yönde yol alması için onu bilgiyle donatmıştır. Yaratılışındaki fıtratı bilgiye erişimi açık, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَا işitme boyutuyla, ses yoluyla açık, وَالْأَبْصَارَ ve görme yoluyla açık ve bu hem görüntüyle hem ses yoluyla gelen bilgilerin kalpte anlamlandırılması, akledilip, fıkh edilip sonuçlandırılması üzere bir yaratılışımız var. Ve bunu besleyen etrafımızdaki Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ayetler ve bir de indirdiği vahiy ile kul doğru karar alabilmek üzere bilgisi tas tamam tamamlanmıştır. O yüzden Cenab-ı Hak senurihim ayetine fil afaqi ve fi enfusihim. Biz ayetleri kesinlikle göstereceğiz. Hem dış dünyadan hem kendi içlerinden hatta yetebeyyene lahum ennehu'l hak. Onun hak olduğu apaçık onlara belirgin oluncaya kadar. Dolayısıyla başta temel tercihimiz olmak üzere imanımız, akidemiz, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği elçisine ittibamız ve sonra bunun içerisinde kalan daha ayrıntı kararlar, hayat gündelik hayatımızdaki kararlara varıncaya kadar hangi konuda ön bilgi hazırlığımızı yaptığımız ve artık azmettiğimiz durumda yapmamız gereken bir sonraki adım Cenab-ı Hakk'a tevekküldür. Artık azmettinse, yani inceledin, araştırdın, yapabileceğini yaptın, belli bir sonuca geldin ve artık kararını verdin. Cenab-ı Hak şimdi Allah'a tevekkül et diyor. Artık ondan sonrasına da, yani eğer karar sonrasına da tereddütü devam ettirirsen, yani acaba şöyle mi yapsaydım, acaba şu arabayı mı alsaydım, acaba şu işe mi girseydim yahut şu hanımefendiyle mi evlenseydim veya diğeriyle mi? Yani bunu kararını verdin, belli bir araştırmanı yaptın, tercihlerini ortaya koydun. Senin için uygun olanı hususunda epeyce bir düşündün, taşındın, istişareni yaptın, çevrendeki insanlardan fikir aldın. Belli bir sonuca yaklaştın ve sonra bir an gelecek karar vereceksin. İşte bu karar ve izâ enzemde. Kararını verdin mi? فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Artık Allah'a tevekkül et. Bundan sonrasında kararlılık göster ki sonuç alasın. Diğer türlü aldığı kararı gerçekleştirmek hususunda ikircikli kalan kimseler aldıkları karar doğru olsa da sonuca ulaşamayabilirler. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında küffarın bir orduyla Medine'ye doğru ilerlediğini haber alınca istişare etti arkadaşlarıyla. Yani savunma harbi mi yapalım Medine'de kalıp yoksa dışarıda çıkıp onlarla savaşalım mı? Görüştüler, insanlar görüşlerini ifade ettiler ve neticede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok istekli olmamasına rağmen gençlerin de arzusuyla, iştiyakıyla Medine'nin dışında orduyu karşılamaya karar verdi. Ama zırhını giyip artık bunun için yola koyulunca bazıları yine Medine'de mi kalsaydık diye bir takım ifadeler seslendirdiler. Allah'ın Resulü artık azmettiğini şöyle ifade etti. Bir peygamber zırhını girdi mi artık geri adım atmaz. Dolayısıyla azmedinceye kadar, yani karar alıncaya kadar her türlü istişareyi yapmak hakkımız, hatta sorumluluğumuz. Ama karar verince de artık o kararın arkasında hepimizin durması lazım. O karar bizim bir parçası olduğumuz yahut taraf olduğumuz bir karar da olabilir, taraf olmadığımız bir karar da olabilir. Biz alternatifini savunuyorduk, olabilir ama o bu kararı almadan önceydi. Kararı aldıksa artık hep beraber bu kararın sonuca ulaşması için üzerimize düşen katkıyı ortaya koymalıyız. Hem bireysel anlamda irdeledik hem de kolektif anlamda
irdeledik. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Resulullah örneği üzerinden çıkıp kolektif olarak değerlendirdik. Ayetteki tekil ifadesiyle birey üzerinden ele aldık. Dolayısıyla kulun karar verinceye değin üzerine düşen ne yapması ve kararı alınca da artık Allah'a güvenip sonuç almak üzere var gücüyle hangi mesele ise o, hangi işse o, onu neticelendirmeye çalışması gerekir. Burada karar alma sürecinde bilgiyi göz ardı eden, yetersiz bilgiyle karar almaya kalkışan kimse ayetin ifadesinin dışında kalır. Çünkü فَاِذَا عَزَمْتَ Cenab-ı Hak bize bunun azimetle olduğunu, yani olabildiğince bir çabayla, çünkü bu karar alma süreci, o azimete ulaşma süreci pek çok bilgiyi konu etrafında bütüncül bir şekilde ele alarak olur. Eksik bilgiyle karar almak feyze azemte ifadesinin içerisine girmez. Çünkü orada bir azim yok. Orada bir çaba, bir gayret yok. Oturduğu yerden rastgele karar alıyor. Sonuç iyi çıkarsa çıkar, kötü çıkarsa umursamıyor. Hayat sermayesi bizim kendi cebimizden temin ettiğimiz bir sermaye değil. Cenab-ı Hakk'ın bize emanet ettiği bir şeydir. Dolayısıyla herhangi bir şeyde küçük yahut büyük o konuya dair ilim sahibi olup ve o konudaki kararımızı azimete dönüştürerek yol almalıyız. Bu Cenab-ı Hakk'ın her bir bireye yüklediği sorumluluktur. Cenab-ı Hak buyurdu ki وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ İlim sahibi olmadığın herhangi bir konuda adım atma. Kimsenin peşine takılma. Nereye gittiğini sen de bil. Eğer öğrendiğin zaman evet doğruymuş, ben de akledip doğru olduğunu değerlendiriyorum dediğin zaman, o zaman adım atabilirsin. Öylesi kimselerle beraber yol alabilirsin ama bireysel sorumluluğunu korumak zorundasın. Başkalarına devredemezsin. Bu azimet süreci bireye Cenab-ı Hakk'ın nasip ettiği öğrenme, değerlendirme süreçlerinin her bir kimsede ayrı ayrı sorumluluk doğurmasından kaynaklanıyor. فَاِذَا عَزَمْتَ Dolayısıyla azmettiğinde فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Bu Cenab-ı Hakk'ın emri, hem karar alan biz müminlerin kararı bilgi zemininde sağlıklı almasını emrediyor, hem de kararı aldıktan sonra artık bunu azimetle gerçekleştirince Cenab-ı Hakk'a tevekkülle, tam bir iradeyle ve kararlılıkla ve sebatla, artık şüpheye, ikircikli düşüncelere girmeden sonuçlandırmaya yönlendiriyor ki bir insan açısından olabilecek en iyi şablon veya en iyi yöntem böyle bir yöntemdir. Kulun hayatın sahibine karşı sorumluluğunu, hayatın içerisinde kendisine düşeni doğru yaptığı ve sonucu da Cenab-ı Hak'tan beklediği anlamına gelir. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bir hadis sohbetinin daha sonuna geldik. Bir sonraki sohbette buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.